Hoş geldiniz. Öğretmenlik alan üstü tarih dersinde İslam tarihiyle birlikte devam ediyoruz ve konumuz 4 Halife dönemi. 4 Halife dönemi Hülefai Raşidin olarak da adlandırılıyor. Hülefa Halife Raşid de zaten dörtlü ifade arkadaşlar. Bu dönemdeki halifelerin başa geliş biçimi İslam önde gelenlerin tercihleri etkili olduğu için Cumhuriyet dönemi olarak da adlandırılıyor. Dönemin halifelerine bakıldığı zaman Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, pardon, sıra olarak Hazreti Osman ve Hazreti Ali'yi görmekteyiz. Canlar, Hazreti Ebubekir döneminin özelliklerine bakalım. Tamam, tabii burada şunu da hemen harita olarak bakalım. Hazreti Peygamber döneminde ülke sınırlarının genişlediği yer burası bakın. Canlar, 4 Halife döneminde ülke sınırları olarak şu alan var. Emeviler zamanında ise daha da genişliyor. Afrika'nın fethi, bu anlamda Kuzey Afrika'nın fethi tamamlanmış oluyor. Şimdi canlar, Hazreti Ebubekir döneminde diyoruz ki Hazreti Ömer'in önerisiyle Hazreti Ebubekir halife seçilmiş. Neden? Hazreti Peygamber yerine namaz kıldırmak için onu vekil tayin ettiği için onun uygun olacağı düşünüyor. Ama Hazreti Peygamber'in sonrasında iktidara gelmek kolay iş değil. Halife, Hazreti Peygamber'in yerine dini ve devlet anlamında bir vekil olmaz diye taşıyor. Bazıları çıktı, dedi ki kardeşim ben de peygamberim. Kim o? Süleyha bin Hüveylid, Müseylemetül Kezzab ve Malik bin Nüveyri. Bu yalancı peygamberler üzerine seferler yapıyor. Bu seferler Hilal Harekatı kapsamında da yer alır ama Yemame Savaşı olarak geçer. Ha, halifeliği tanımayanlar, zekat vermeyenler var. Bu zekat vermeyi reddettikleri için reddetme, Ridde Harekatı meydana geldi. Yani demek ki Hazreti Ebubekir zaten 2 yıl kadar iktidarda, iktidarının çok büyük dönemi aslında kendi varlığını kabul ettirmek ve devletin asayişini sağlamakla geçti. Çok hassas, kritik bir kısa süre. Bazı hafızlar hayatını kaybetti malum. Şimdi Kur'an-ı Kerim bozulmadan günümüze geldi. Nasıl oldu? Evet, hafızlar Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Vahiy katipleri bunları yazdı. Ama insanlar yaşlanıyor. Bazıları savaşta ölüyor. O zaman Kur'an-ı Kerim'in bozulmadan yaşayabilmesi için ne yapmak gerekiyor? Bazı önlemler almak lazım. İşte canlar bakın, Zeyd bin Sabit'in başkanlığında bir kurul oluşturuyor ve Kur'an-ı Kerim mushaf haline getiriyor. Yani kitap haline getiriyor. Canlar, ve yine Hazreti Bekir zamanında ne yapıldı? Suriye yönünde seferler yapıldı ve bu seferlerde Yermük ve Usame seferleri olarak karşımıza çıktı. Arap Yarımadası'nın dışında İslam egemenliği sıyılmaya başladı. Bakın çıkmış bir sınav sorusu. Çıkmış sınav sorusunda arkadaşlar, aşağıdaki savaş ya da fetihlerden hangisi Hazreti Ebubekir döneminde gerçekleşmiştir diyor. Yermük, Hendek. Hendek Hazreti Peygamber döneminde, Huneyn hakeza öyle. Sıffin Hazreti Ali, Miyavent Hazreti Ömer. Yermük ise arkadaşlar Hazreti Ömer. Ha dikkat edin, şunu da söyleyeyim size. Ha. Milletin Bakanlığı İmam Hatip Lisesi kitabında ve Açık Öğretim Fakültesi kitabında Hazreti Ömer zamanında Suriye üzerine yapılan savaşın Yermük, Hazreti Bekir zamanında yapılan savaşın ise Eyladeyn olduğu yazmak. Ha, Milletin Bakanlığı kitabı bilgisini esas alan ÖSYM, ÖABT sorusunu bu şekilde sordu ve cevabı Yermük olarak verdi ama bilin ki burada bir karmaşa iklimi söz konusudur diyorum. Bakın Hazreti Bekir zamanında bir diğer soru, Kur'an-ı Kerim'in toplanarak yazılı hale getirilmesi aşağıdaki halifelerden hangisi zamanda oldu? Cevap Hazreti Ebu Bekir. Şimdi geldik Hazreti Ömer zamanında. Hazreti Ömer zamanında arkadaşlar Fütühat devri olarak da adlandırılıyor. Fütühat devri. Yani fetihler devri. Bakın Sasanilerle. Sasaniler arkadaşlar şu gördüğünüz coğrafyada İran'da savaşlar yapılıyor. Halid bin Velid Köprü Savaşı'nda Sasanilere mağlup oluyor. Kadesiye Savaşı'nda Irak alındı. Celula Savaşı'nda Sasani başkenti Medayin alındı. Bakın demek ki birisinde Irak, birisi de başkent Medayin alındı. Nihavend Savaşı ile Sasanilere son verildi. Dikkat! Sasanilere son vermesini sağlayan savaşın Nihavend Savaşı olduğunu unutmayalım. Bizans üzerine Hazreti Bekir zamanında başlatılan seferin devamı geldi. Arkadaşlar Eynadayn Savaşı ile birlikte Suriye'nin fethi tamamlandı.
Az önce belirttiğim hassasiyet, yer mükemmelinden hassasiyetine dikkat edelim. Peki arkadaşlar, oraya Suriye üzerine yapılan diğer seferler arasında Fil, Nercü Sofvar, Nercü Rum gibi diğer savaşlarında olduğunu görüyoruz. Ha bakın, Hazreti Ömer demek ki İran'da Sasanilerle, Suriye bölgesinde ise Bizanslarla mücadele ediyor. İndi bakın aşağıya hemen Lübnan, Filistin bölgesinde kim var? Orada Yahudiler var ama yine Bizans toprağı arkadaşlar. Amr İbni As Kudüs'ü alıyor. Ve yine arkadaşlar Mısır bölgesine geliyor ve orada da arkadaşlar Mısır'ı alarak Kustat şehrini başkent yapıyor. Hazreti Ömer dönemi demek ki siyaseten ülkenin çok hızlı genişlediği ve imparatorluk döneminin oluştuğu bir dönem. O zaman yönetimi kolaylaştırmak lazım. Bu kadar geniş coğrafya yönetmek kolay değil. Hazreti Ömer devleti illere, amirliklere ayırdı ve başına valiler atadı. Ama adalet çok çok önemli. Hazreti Ömer ki Nil Nehri'nin kenarında bir kuzu kaybolsa sorumlusu benimdir diyenmiş. Arkadaşlar adli sistemi oluşturdu ve kadılar atadı. İlk düzenli orduyu kurdu. Mutezik aleminden askerleri vardı. Askeri hizmetleri yürütmek için de divan cünt oluşturdu. Arkadaşlar yine esnaflar arasında hizmet teşkilatı kuruldu. Ama bu hizmet teşkilatının kurulduğu dönem olarak kaynaklarda farklılıklar var. Hazreti Ömer olmayabilir de denmektedir. Hapishane kuruldu. Bakın evvelden bir hazine var. Hazreti Bekir bir hazine paralıyor. Ama bu hazine arkadaşlar Beytülmal adını diyoruz ki Hazreti Ömer zamanında almıştır. Ve yine toprak gelirleriyle birlikte memur maaşlarını verme Hazreti Ömer zamanında oldu. Yani ikna sistemi bu zaman uygulandı. Öte yandan menziller oluşturarak askeri posta teşkilatı oluşturuldu. Okullar açıldı ve Mescid-i Nebevi planlı camiler yapıldı. Yine arkadaşlar gayrimüslimlerden alınan bir ticaret vergisi olarak uşur vergisi alındı. Bakın canlar Hazreti Ömer zamanındaki gelişmelerin siyasi ve idari yönü son derece önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Ömer dönemine ait gelişmelerden değildir? Kadınların ileri atanması. Evet. Arabistan'dan getirilen Müslümanların Basra, Küf ve Fustat gibi yeni kurulan şehirlere yerleştirmesi. Sonuçta Fustat Hazreti Ömer zamanındaki kurulan şehirlerden birisiydi. Hemen olabilir diyeceğiz. Yine arkadaşlar vilayetler arasında haberleşme sağlamak için yollar üzerinde menziller yapması. Yine arkadaşlar zorunlu askerliğin ilk adım atılması ve ilk İslam donanmasının oluşması. Bakın ilk İslam donanması arkadaşlar Hazreti Osman zamanında oluşturmuştur. Ama hani şunu söyleyeyim bakın. Yani akademik anlamda derinliğe indikçe işin içinde çıkmakta biraz daha zorluk çekebiliyorsunuz. Yani o anlamda burada çalışanlar kadar ÖSYM'nin sorun yazarlarının da çok çalışkan olması lazım ve bu konuda çok da başarılı olduklarını söyleyemem şimdi. Sıkıntılar olmakta, iptal edilen sorular var. İptal edilemeyen sorular var. Henüz resmi prosedür açılamadığı için edilemeyenler var. Ama mesela ne demek istiyorum? Örneğin Açık Öğretim Fakültesi kitaplarında Hazreti Ömer zamanında donanma ile ilgili faaliyetlerin arkadaşlar başladığı ifade edilmektedir. Ha, siz yine donanma ne zaman kurul derse tabii ki Hazreti Ömer olarak alın. Ama bilin ki böyle bir kıyıda kalmış bilgi de var. Bakın Hazreti Ömer'den soru epey çalışılmış değil mi canlar? Hazreti Ömer döneminde gerçekleştirilmiştir. Divan teşkilatının temellerini atma. Ne dedik? Divan-ı Cün. Evet. Ülke idari bilimlere ayrılma. Ne dedik? Amirlik. Evet. Vezirlik kurumu oluşturma. Hayır. Vezirlik kurumu kimin zamanında? Biraz sonra göreceğiz. Abbasiler zamanıdır. O halde arkadaşlar doğru cevabımız nedir? 2 ve 3 doğru cevaptır diyor. Şimdi Hazreti Ömer'den sonra başa gelen kişi Hazreti Osman. Naif, yumuşak yürekli, temiz bir insan. Başa gelirken arkadaşlar Şura Kurulu Hazreti Osman'ı halife olarak görüyor. Ve yine Suriye valisi Muaviye bir donanma kurarak geliyor Kıbrıs'ı alıyor. Yine arkadaşlar Müslümanlar Zat-ı Savari denilen bir deniz zaferi kazanarak Doğu Akdeniz'de Bizans'ın gücünü arkadaşlar iyiden iyiye zayıflatıyor. Zat-ı Savari Doğu Akdeniz'de İslam egemen. Ve bakın yanlar Horasan bölgesinde, Harezm bölgesinde, Azerbaycan ve Gürcistan dolaylarında Müslüman egemenliği oluyor. Ve bakın orada
Hazarlarla mücadeleler başlıyor. İlk Türk Devletleri dersini hatırlayacaksınız. Bakın hangi savaş vardı? Belencer Savaşı vardı. Belencer Hazarların başkenti. Ve bakın Hazreti Ömer zamanında Yavend Savaşı ile Sasanilere son verilmesinden doğan sonuç Müslümanlarla Türklerin silahlı yönden de karşı karşıya kalması oluyor. Horasan Türk Gürcan hükümdarlığıyla da arkadaşlar bu dönemde mücadele edildi. Bakın Trablusgarp yani Libya'da yine sınırlar genişletildi. Tunus bölgesinde ise seferler yapıldı diye bilmekteyiz arkadaşlar. Hazreti Osman zamanında sınırlar genişledi, devam etti. Ama Kur'an-ı Kerim'in bu geniş coğrafyaya artık ulaştırılması gerekiyor. Ne yapıldı? Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı. Ve çeşitli şehirlere, Mekke, Kufe, Basra, Şam, Mısır gibi arkadaşlar şehirlere gönderdi. Yani o anlamda kuzeyde, Kahire bölgesine. Bu anlamda çok yönlü bir şekilde İslamiyet'in Kur'an-ı Kerim'in gönderilmesiyle birlikte ana mesajını da ulaştırmış olacaksınız. Hazreti Osman, Kureyş, Ümeyye oğulları soyundan iyi niyetli birisi. Fakat onun bu iyi niyeti Mervan tarafından istismar ediliyor ve devlet kademelerine Hazreti Osman'ın soyundan olan kişilerin yerleştirildiğini görüyor. Bu durum Hazreti Osman'a karşı bir tepkinin oluşmasına, Müslümanlar arasında ilk ayrılıkların bu süreçle arkadaşlar gerçekleşmesine sebep oluyor. Hazreti Osman devlet kademelerinde kendi soyundan gelenlerin varlığına göz yumduğu gerekçesiyle bir suikastte öldürülecektir. Düşünün dört halife içerisinde Ece'yi dön tek sadece Hazreti Ebubekir'dir. Hazreti Ömer yani hakikaten üzücü adalete bu kadar düşkün olan Hazreti Ömer ki adaleti dağıtmamış olma gerekçesiyle bir suikastle canına kastedilecektir. Bakın çıkmış sınav sorusu. Bizans İmparatorluğu'nun Doğu Akdeniz'deki mutlak hakimiyeti, Doğu Akdeniz'deki mutlak hakimiyetinde İslam tarihinde aşağıdakilerden hangisinin döneminde son verilmiştir? Doğu Akdeniz, Hazreti Osman, savaş neydi canlar? Zatüs Savari Savaşı demiştik. Kıbrıs'ta yine bu dönemde alınmıştır. Bakın bir diğer sorumuz. Bizans Sasani savaşlarında Bizans devletine yardım ederek Sasanilerin zayıflamasına sebep olan Sasanilerin yıkılması sonrasında Müslümanlarla karşı karşıya kalan Türk topluluğu hangisidir? Hazarlar arkadaşlar işte bu sorunun cevabı. Bizans Sasani savaşlarında Bizans devletine yardım etti ki o sırada Avarlar da Sasanilerle arkadaşlar ittifak halindeydi. Ve sonrasında Müslümanlarla karşı karşıya kaldı Hazarlar. Hazreti Osman zamanında Belencer Savaşı yapmıştı. Ve Hazreti Ali. Hazreti Ali ki Hazreti Peygamber'in amcasının oğlu ve damadı. 5 yıl kadar iktidarda kalmıştır. Hazreti Osman'dan sonra başa Hazreti Ali arkadaşlar geçiyor. Ve Hazreti Osman'ın katillerini bulamamış olmakla Hazreti Ali suçlanıyor. Bu anlamda Suriye'de bulunan Şam valisi Muaviye de Hazreti Ali'nin iktidarını sallamaya çalışıyor arkadaşlar. Muaviye, Hazreti Ayşe, Talha ve Zübeyir bir araya geldi ve Hazreti Ali'ye karşı savaş yaptı. Hazreti Ayşe ki Hazreti Peygamber'in eşidir. Bir yanda, öbür yanda arkadaşlar Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'in amcaoğlu ve damadı. Çok acı bir şey. İslam unsurlarının bu kadar birbirleriyle siyasetten kaynaklı gerekçeyle karşı karşıya gelmesi üzücü. Cemel vakası denilen olay, Cemel deve, Hazreti Ayşe'nin devesinin etrafında gerçekleştiği için deve olayı olarak arkadaşlar adlandırıldı. Ve yine arkadaşlar bu savaşı Hazreti Ali kazandı ve bu olay Cemel vakası olarak bilindi. Başkenti Hazreti Ali Medine'den Kufe'ye taşımış oldu. Bakın bir diğer gelişme Sıffin Savaşı oldu. Muaviye ve Hazreti Ali arasında arkadaşlar yaşanacak olan bir savaştır. Sıffin Ovası'nda oldu. Evet, Mısır valisi Amr bin As şu savaş başlamış. Muaviye Hazreti Ali'yi iktidardan indirmek istiyor. Mısır valisi Amr bin As mızraklarının ucuna Kur'an-ı Kerim takılmasını sağladı. Mızraktan ucuna Kur'an-ı Kerim takıldıktan sonra Hazreti Ali'nin askerleri diyor ki biz bu şartlar altında savaş
Yapmayalım. Amrü'l As, Kur'an ayetlerinin bu siyasi sorunun çözümünde arabulucu olmasını, hakem olmasını öneriyor. Arkadaşlar derken Sıffin Savaşı'nın olduğu bir ortamda olay birden hakemlere kalacak. Tahkim anlaşması denilen bir anlaşma yapılır. Muaviye'nin hakimi Amr İbnül As, Hazreti Ali'nin hakimi ise arkadaşlar Musa el-Eş'ari olacaktır. Fakat bu anlaşma neticesinde hakemler der ki, evet biz ne Hazreti Ali'yi ne de Muaviye'yi halife olarak görmek istiyoruz. Başka bir halife gelsin ve Müslümanlar arasındaki bu çatışma da sona ersin. Musa Eş'ara gitti dedi Hazreti Ali'ye, halifeliği düşmüştür. Ama gelin görün ki Amr'ın as gitti, Muaviye'yi halife ilan etti. İşte bu hakem olayıyla birlikte Müslümanlar bir kez daha arkadaşlar birbirine girdi. Ve toplum üçe ayrıldı. Muaviye'den olanlar, Hazreti Ali'den yan olanlar ve hariciler, yani ne Hazreti Ali'yi ne de Muaviye'yi isteyenler. Canlar işte Hazreti Ali haricilere karşı, çünkü hariciler üç tane fedai buldu ve dedi ki siz Hazreti Ali'yi, Amr'ın ası, çünkü bu sorunun temelinde bu yatıyor, ve bir de Muaviye'yi öldüreceksiniz. Canlar Hazreti Ali haricilerle birlikte Nüheyla ve Nehravan savaşlarını yaptı ve kazandı. Ama gelin görün ki bu fedailer Amr İbnül As ile Muaviye'nin canına kastetmese de edemese de Hazreti Ali'nin canını almayı başarmışlar ve onu şehit etmişlerdir. Canlar İslam tarihinde Hazreti Ali Allah'ın aslanı ya da Haydar-ı Kerrar olarak bilinir. Hazreti Ali'nin öldürmesiyle birlikte 4 halife dönemi sona ermiş ve yeni bir dönem başlamıştır. İşte o dönemde Emeviler dönemi olarak karşımıza çıkar. Bakın çıkmış bir sınav sorusu. Hazreti Ali taraftarları iken ondan ayrılan İslam tarihinde hariciler olarak bilinen varlıklarını bazı İslam ülkelerinde günümüze kadar sürdüren grubun ortaya çıkmasında yukarıdaki olaylardan hangileri etkili olmuştur? Sıffin Savaşı ve hakem olayı arkadaşlar buna sebep olmuştur diyoruz. 2 ve 3 doğru cevaptır dedik. Evet canlar bakın bir diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 4 halife dönemine ait gelişmelerden değildir? Donanmanın kurulması Hazreti Osman. Aldık cebimize koyduk. Yine arkadaşlar dedik ki Hicri takvimi ilk defa kullanması Hazreti Ömer. Evet onu da aldık. Kur'an-ı Kerim'in Mustafa haline getirmesi Hazreti Ömer. Tamam. Adalet örgütü, kadı tayini, amirlikler Hazreti Ömer. Tamam. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması. Dikkat! Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması kimin zamandaydı? Hazreti Osman zamandaydı. Edirne doğru cevaptır dedik. Evet canlar, bir sonraki dersimizde sizlerle birlikte Emevi Devleti'ni konuşacağız. Şimdilik bu kadar. Haydi kalın sağlıkla, hoşça kalın.